Evet arkadaşlar, bu hafta sizlerle açık bağıntı kenarlarını işlemiştik. Onlarla ilgili soru bankası kısmındaki sorularımızı çözeceğiz. Soru bankası kitabımızdan. Kitabımızın 137. sayfasını çeviriyoruz. Evet, başlığımız bu. Üçgende açı, kenar bağıntıları. Birlikte çözelim arkadaşlar. Birinci sorudan başlayacak olursak. 62-58 vermiş dereceydi. Üçgenin iç açıları toplamı neydi? 180'di. O zaman buraya kaç derece kalır arkadaşlar? 60 derece kalır. Biz ne öğrenmiştik? Eğer üçgenin iç açıları hangisi büyükse karşı kenarı daha büyüktür. Burada şuna dikkat ediyoruz. 62 derecenin karşısında ne var? A var. Demek ki A 60 derecenin karşısında ne var? C var. C'den büyük olacak. Aynı şekilde 58 derece diğer açılardan daha küçük olduğu için A ve C'den küçük olacak. O yüzden B olduğu için sıralama ne olacak? A, C, B olacak. Yani bu üstte olacak. İkinci soruya gelecek olursak. Üçgenin iç açıları toplamımız neydi arkadaşlar? 180 dereceydi. Toplayacak olursak 5x, 3x daha 8x, 2x daha 10x yapar. Onla da eksi 30'u toplasak arkadaşlar eksi 20 yapar. Yani şu A, B ve C açılarını topladığımda 10x eksi 20 yaptı. Üçgenin iç açılar toplamının kaç olduğunu biliyordum ben. 180 derece olduğunu biliyordum. 20'yi karşı tarafa atarsak arkadaşlar ne çıkacaktı? Artı olarak geçecekti. 180 artı 20 derece çıkacak. 10x 180 ile 20'yi toplarsam ne yapar? 200 yapar arkadaşlar. 10 ile neyi çarparsam 200 olur? 20'yi çarparsam değil mi arkadaşlar? Ya da her tarafı 10'a bölebilirsiniz. X 20 çıktığına göre y'ne koyalım. Burası 20. O zaman kaç yapacak burası? 40 derece yapar. X yerine 20 yazdığımda şuradaki A açım kaç çıkacak arkadaşlar? 5 kere 20 100 artı 10 daha 110 derece çıktı. X yerine 20 yazdığımda 3 kere 20 60 eksi 30 dediği için 30 derece. Bakalım doğru bulduk mu? 110, 40 daha, 150, 30 daha, 180 derece. Demek ki iç açıları toplamını sağlıyor. Açısı büyük olanın karşı kenarı daha büyük arkadaşlar. Burada en büyük açı hangisi? 110 derece. O zaman en büyük derece ne olacak? A olacak. Sonraki büyük olan arkadaşlar bakıyorum 40 mı daha büyük, 30 mu? 40 daha büyük. O zaman 40'ın karşısındaki C, 30'un karşısındaki B olacak arkadaşlar. En büyük açım 110 derece olduğu için A, sonraki en büyük açı 40 derece olduğu için C, sonraki açım 30 derece olduğu için B oldu. Yani A, C, B olacak sıralamamız. Ceyhan. Üçgenin iç açılar toplamı 180 olduğunu biliyordum. 60, 70 daha 100, 30 yapar. 50 eklersem arkadaşlar 180 yapacaktır. Burada sıralamayacak olursak en büyük açım A olduğu için A neyden büyük arkadaşlar? Sonra C 60 geliyor. C'den büyük. C'de neyden büyük? B'den büyük arkadaşlar. 45, 70, 180'i tamamlamaya çalışıyorum. 70 ile 45'i toplasak arkadaşlar ne yapar? 115 yapar. Demek ki şurası 65 derece. Burada şuna dikkat edin. En büyük açım ne? 70. Demek ki en büyük olacak. Sonraki büyük 65. 65'ten büyük ne olacak arkadaşlar? A olacak. Sonraki arkadaşlar 45 olduğu için de D olacak. Dikkat edin. Burada şuna. Aslında soru bitti.
A C ve B'den büyük. Demek ki C ve B olamaz. C ve B olamaz arkadaşlar. A D'den de büyük. A D'den de büyük. Ve E de A'dan büyük. Demek ki A da olamaz. O zaman cevabımız ne olacak? E'nin olacak. Devam ediyorum. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Üst denklemde en büyük A. Aşağı denklemde baktığımda da en büyük E. Ve E A'dan da büyük olduğu için cevap direkt E'de diyebilirsiniz. Dördüncü soruya bakalım hızlı bir şekilde. En büyük kenar 11 olduğu için en büyük açı A olacak. Sonraki en büyük kenarın 7 olduğu için C olacak. Yani A açısı C açısı olacak. Sonraki uzunluk 6 en küçük olduğu için de en küçük B açım olacak. A, C, B olacak sıralamamız. Yani denizli olmuş olacak. Beşinci soruya gelecek olursak arkadaşlar. Şimdi burada şuna dikkat edin. İki iç açının toplamı bir dış açıyı veriyordu. C açısıyla A açısının toplamı B açısını veriyor. Demek ki B açısı A açısından büyük arkadaşlar. Şuradaki A açısıyla da B açısının toplamı C açısını veriyordu. Demek ki arkadaşlar, şunu düzenleyelim hemen. Çünkü yanlış yazdık. A'la şuradaki büyük C'nin toplamı B'yi veriyordu. Demek ki B A'da büyük. Çünkü bu ikisinin toplamı B'yi veriyordu. Şu iki iç açının toplamı da bir dış açı verecekti. O zaman da arkadaşlar burada C de B'den büyük. Dikkat edin B A'dan büyük. C de B'den büyük. O zaman doğal olarak C de A ve B'den büyük olmuş olacak. Yani sıralamamız ne olacak? C, B, A olmuş olacak. Altıncı soruya gelecek olursak bize verilen arkadaşlar ADE eşkenar üçgen. ADE eşkenar üçgen olduğu için şurası x olacak. X olacak. Ve şurası 60 derece. Eşkenar üçgenin özelliklerini yazıyorum şu an. 60 derece. 60 derece. Şimdi arkadaşlar yarım daire 180 olduğu için şurası kaç olacak? Şurası 60 ise 120 derece olacak. Şurası ne olacak? 120 derece olacak. Ve büyük üçgene bakalım önce. A, B ve C üçgenine bakın. Büyük üçgene. 40 derece, 25 dereceden daha büyük olduğu için ne olacak arkadaşlar? 40'ın karşısındaki D, Y'den büyük olacak. Önceliğimiz bu. Sonra tek tek inceleyecek olursak şu üçgene bir bakalım. Burası 40 derece. X'i görüyor. Burası da 120 derece. Y'yi görüyor. 120 40'tan daha büyük olduğu için şu AEC üçgeninde 120 Y'den 120 40'tan daha büyük olduğu için ne olacak arkadaşlar? YX'den büyük olacak. O zaman cevabımız ne olacak? ZY X olacak. Yani denizde. Bir sonraki soruda arkadaşlar. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var demiş. Kural olarak biz ne biliyorduk? 7 ile 4'ün toplamının 7 artı 4 2x eksi 3'ten ya da şöyle diyelim 2x eksi 3 şuradaki 2x eksi 3 7 ile 4'ün toplamından küçük 7 eksi 4'ün mutlak değerinden büyük olmak zorunda. 7'den 4 çıkarsa arkadaşlar 3 olur. 2x eksi 3 7 ile 4'ü topladığım zaman 11 yapar. Şu eksi 3'ten kurtulmaya çalışıyorum. O yüzden her tarafa artı 3 ekleyeceğim. Üçle ne yaptı? Gitti. 2x 14'ten küçük 6'dan büyük çıktı. Şu 2'den kurtulmaya çalışıyorum. Her tarafı 2'ye ne yapacağım arkadaşlar? Bölecek olursak